zamane büfesi olarak adlandırdığım Fire Room'u açmaya karar verdiğimde Türkiye'deki en büyük yeme içme grubunun üst düzey yönetici şeflerinden bir tanesiydim. Oldukça fazla restorandan sorumlu olup, aynı zamanda oldukça fazla restoranın olduğu bir gruptan sorumluydum. Onun da kendine göre zorlukları ve güzellikleri var. Ama ben istedim ki, hakikaten ufak bir yerim olsun, iyi tanıdığım, bildiğim bir takımım olsun, takım birbiriyle kaynaşsın, üst kattaki üretimhanedekiler gelsinler, ara sıra aşağıda çalışsınlar, sürekli bir rotasyon olsun. Ama bunu yine gastronomi öğrencilerine veya yolun henüz başındaki arkadaşlara söylüyorum. Bu işte takımınız, ki takım olarak sadece mutfak takımı değil arkadaşlar. Siz burada insanlara yemek sunmuyorsunuz, insanlara siz genel bir hizmet sunuyorsunuz, bir eğlence sunuyorsunuz. Yani bu büyük bir paket stewardlarınızdan yemek yapan arkadaşlara kadar, bunu serviste en son noktada misafirlerinizle buluşturan, servis elemanlarınıza, kasada duran veya işte geldiğinde hoş geldin diyen hostesinize kadar bu büyük bir paket ve bu takım ne kadar güçlü olursa siz o kadar güçlüsünüz. Bu her zaman çok klişe bir laf vardır ama ben çok severim. Takımının en zayıf halkası kadar güçlüsün sen diye. Bunun farkındayız burada. Bir de burada şöyle bir şey yapmak istedik. Bir sürü öğrenciye, stajyere gerçekten kapılarımızı açtık. Yani mesleğinde çok uzun süre çalışmış takım elemanlarım da var. Mesleğe yeni başlamışlar da var, serviste, mutfakta. Bu kurguyu yaparken hakikaten büfe mantığında olalım istedim. Ve herkes gelsin, cebindeki parayla bizden bir şeyler yiyebilsin ve mutlu ayrılsın istedim. Şimdi siz çok güçlü bir takım kurduğunuzda ve bu takımın her üyesine böyle gidip seçtiğinizde tabii ki onlara da ödemeniz gereken meclis para oluyor. Ve üst segment restoranlardaki en büyük dezavantajlardan bir tanesi o. İnanılmaz bir işçi maliyetiniz oluyor ve işçi maliyetini ister istemez yemeğinize yansıtmanız gerekiyor. O yüzden burada biz büfeyiz deyip da bir porsiyon yemeği 50 liraya 60 liraya satamayacağımız için dedik ki üst segment restoranlarda menülerde olan bir işte kaburga, bir dana poç veya işte hakikaten çok lezzetli, türüflü bir burger veya işte birkaç tane taco'yu büfe mantığında yapalım. Şu ana kadar aldığımız tepkiler de oldukça iyi ama şu anda odun ateşinde yaptığımız için her şeyi başlayan arkadaşların hepsi bir ikişer, üçer kilo verdiler. Buradan yine sesleniyorum. Diyetisyene gitmek isteyen, kilo problemi olan arkadaşlar gelip benimle çalışabilir. 3 haftada garantili zayıflatma size söz veriyorum.